Evet. Geçen hafta bu serinin 20'den 11'e yani 10'a kadarki oyunlardan bahsettik. Bir hafta geçti. Aynı kıyafetleri giyiyoruz. Aynı çaylar içiyoruz. Karlar yağıyor hala dışarıda. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Devam Top ediyoruz 20'mizi yani. yapmaya. Top 20'mizi bu sefer 10'dan devam ediyorum. Evet, 10 numara. Direkt devam edelim. Eğer 11 ile 20 arasını merak ediyorsanız şuralardan bir yerden link yapar Spam Nezih artık. ya linkle işte geçen hafta bulursunuz ya YouTube'dan neyse. Evet, ona da üşendi. Ona da üşendim. Şimdi 10 numarada ne var? Ya ilginçtir. 10 numara Ya bunu bu niye da sattık bu da yok. ya? Ben Bunu da üzülüyorum satmışım. buna. Tek bir nedeni vardı benim için ama neyse. Neyse. Bunu da Fransızca olmasıydı satmışız. tek nedeni. Ya oyunun İngilizce versiyonu ben ilk aldığımda yoktu. Fransızca versiyonu vardı ve indirimdeydi. Yani Almanya'da dövüyorlardı. Oyunda sadece kartlar yani birazcık böyle Dil dil bağımlı. gerektiriyor. Onu da ben mesela Türkçe'ye çevirmeye üşendim. Ve oyunu her oynadığımızda insanlara ben oynatıyordum. Ne diyor? Ha, şu şey falan diye. Ben oynatmaktan sıkıldım yani ondan. Dedim ki ben bunu bir daha Çevirsek daha iyi olabilirdi. Bir kere oturup şöyle bir uğraşsak. sattım. Bir dexterity oyunu. Artık açıkladım. Oyunda inşaatçıyız. İnşaat yapıyoruz. Devirmemeye çalışıyoruz. Man at work. Kaç Man at Work. kere oynamışız? 8 kere oynamışız. İyi bence yani. 8 kere oynadıktan sonra sat. Bu da yıl başında iyi gider. Bu da yılbaşında iyi gider. 5 Satmış. kişiye kadar oynanıyordu herhalde. Alman bir ablamız yapmış bu oyunu. Evet, Alman Rita bir abla. şey. Rita. Kendini de oyuna koymuş, o yüzden ezberledim. Yoksa ben bilmem pek kim Rita yapmış, ne yapmış. Mod Rita mu çıktı mı falan diyorduk. ne? Evet. Rita geliyor, şey yapıyor. Bakalım nasıl dizmişsin falan diye bakıyor. Evet. Tatlı bir oyun ya. Güzel. Ya o azıcık dil bağımlılığı bile bana biraz fazla geldi. Büyük ihtimal ben oynattığım için yani ama. Ama ne yapsın, sana bir şekilde söylemesi lazım. Şunu şuraya koy, bunu. Şey Ya mi mesela yapsın? Türkçe olsaydı, mesela açıyorsun, sıra sana geldi. Açıyorsun, ne yaptığını oku yap arkadaşım. E Niye tüm söyle ne yapıyor kartlarımı ya? Söyle ne yapıyor? bilmiyorum artık. Onun da Ama şeyi güzel çok. güzel oyun ya. Çok tatlı oyun. İngilizcesi böyle ucuza denk gelirse tekrar alınabilir bence. Olabilir evet. Evet, çünkü Ya güzel. da Ya da sonra belki. onu Türkçesini tekrar çiz ama ya O üşüdüm zaman niye artık. sattık canım? İngilizce alırız artık. Niye sattık? Neyse. Kızıyorum. Evet yani ya İngilizce olur ya da artık bilmiyorum Türkiye'ye getirilirse bir publisher tarafından alırız direkt alırız yani. Evet, olabilir. Network güzel oyun. Ama onda böyle hayvan gibi parçalar falan var Türkiye'ye ağır Maliye, gelir. evet, maliyet. Ahşaplar bilmiyorum. Aynen. Ben tüm neyse şimdi onu sonra konuşuruz. Ne? Yani maliyetten kaçılıyor ya devamlı. Artık Türkiye'ye Ha. zaten belli yani şeyler. Ve bir tane ahşap bir şey koymak istiyorsun. O diyor maliyet diyor. Bu Manetwork'te zaten neler var? Full, evet. Ahşap, plastik, Kepli adamlar, bir işçiler. şeyler. Geç onu geç. Evet, o zormuş. Türkiye'de bu oyunu İngilizcesi denk gideceksin inşaatta gelirse, oynayacaksın. alabilirsiniz. Tatlış bir oyun. Ve çoluk çocuk da oynanabilir yani gayet. Evet. Çocuklar da sever bunu. Böyle bir Güzel oyun. görevler mörevler. Oraya koymaya çalışmaca, devirmemece. Bu oyunu o kadar çok Jenga sevmiştik oyuncağına bunu ki oyna. ilk başta oynanış videosunu ilk defa iki kamera kullanarak çekmiştim. Sonra Evet. baktım edit işi çok sürüyor. Orada Canım bıraktı. İlk ve yok. sondu Bir herhalde daha da iki o. kamera kullanmadım. Bir de anomalide kullandık. Anımarı da kullandık ama Onda çok neyse. edit yoktu. Evet. 10 numaramız Manetwork ile başladık. 9 numara 9 her numara. yerde bas bas bağırdığım bir oyun yani. Bu Evet. nasıl bir oyun? Her röportajda bahsettiğim oyunlardan bir Evet. tanesi. Ve bu adamı yapan niye ben bu adamı yapan diyorum? Adamlarla oyunları Adamlar karıştırıyorsun. bu Bu adamı oyunu yapan yap. oyun. Ama o da kullanılabilir. Bu adamı yaptı falan. What? Bu oyunla parlayan anlamında. Anladım. Anlamadım Aa, ama. Geçmeni neyse boş. bekliyorum. Bu oyunu yapan adam Ha. başka bir oyunu yok bilmiyoruz Ha. yani. Bunu yapmış bırakmış. Başka bir İlk ve şey yapmamış. son. İlk ve son yani birkaç tane oyun daha ama bilinmiyor yani. Şimdi yani Katan'ı yapan adamın başka oyunlarını biliyor musun? Bilmiyorsun. Onun gibi düşün. Biliyorum bir tane daha.
Evet, sayende. Evet, sayende. Katan Card Game değil mi? Yok şey. Neydi ya böyle? Katan Roller Rollerite. Roller Evet. Yine bir tane daha şurada var. Elasun şey. İşte. Evet, Elasun da var. Neyse. Bu oyun ben yani giriş seviyesi bir oyun ve bu oyunu tamamen lokalize ettim, Türkçeleştirdim. Dükkanları Çin mahallesi yerine oto yıkama, berber, çiçekçi falan yaptı. Evet, Suri mahallesi yaptım. Aynen. Oyunun adı Chinatown. Chinatown yani beni konuşturtmayın artık uzun uzun. Chinatown. Gerçekten mükemmel bir oyun. Bizim diğer Top'tan Map'tan bir şey videolarında da çok geçti zaten. Evet, çok Chinatown. En övdüğümüz yanı çat çat 5 dakikada anlatıp çok eğlenceli bir oyun geçirilebilmesi. Ve işte bu pazarlık mazarlık sen bana onu ver ben sana bunu tam ver. Türk her oyunu. Şey mübah işte tayla para takas ediyorsun parayla Aynen onu. Kural şeyi hani çok esnek. Aynen. Bir yerden bir tayla koymak istiyorsun. Bak ben sana bir sonraki sene ya oyunda orijinin halinde tema olarak Amerika'daki Çin mahallesindeki Çinliyiz. Esnafız Dükkan yani. Açacağız. En fazla parayı kazanınca oyunu kazanıyorsun. Amacın tek en fazla para kazanmak. Bu kadar. Zaten ben bunu anlatınca senedir. Bitiyor yani olay. Ha oyun o zaman Evet. diye. Şimdi ben o tayları işte yok dim sum böyle noodle'cı falan bir şeyler vardı. Ben onların hepsini işte Türkçe işte berber, tavuk döner, oto yıkama böyle işte balıkçı falan. Tam böyle esnaf şeylerini yaptık ki aslında daha çok kişiye oynatabileyim yani oyunu. Daha çok kişi oynasın diye. Hatta şimdi mesela aile büyüklerimizle oynuyoruz. Evet. Mesela biz yazda işte giderken ziyarete şey diyorlardı. İşte, Çin mahallesini getirin. Getirin oyunu unutmayın. Ama şey çok komik olur. Senin yaptığın tile yeni dükkan isimleriyle onlara oynuyoruz falan. İşte mesela annem babama kızıyor falan. Ama Faruk ben oto yıkama açmıştım. Sen niye açıyorsun şimdi falan. Böyle evet. Muhabbetler oluyor. Gerçekten güzel. Ve her sene ne kadar işini büyütürsen o kadar çok para kazanıyorsun evet. Senenin sonunda. Güzel ya. Çok ya, tatlı bir oyun. Evet. Tavsiye ediyoruz. Gerçekten. Ve gerçekten 7'den 70'i herkesin sevebileceği 7... bir oyun. Ne olabilir? O şey ya. Lafın geçti. Evet ama yok. Düşündüm 7 de olabilir yani. 70 daha tanımlı. Akıllı bir 7 ile ne olur. Evet. Chinatown oynayın arkadaşlar. Evet. Güzel. 9 numaramızda Chinatown vardı. 8 numaramızda yine aile baskısıyla bu sıralara kadar ulaşmış ve benim de bu oyunu buraya kaydetmem yani. Ama neyse genele hitap ediyoruz bunu düşünelim. O ya, da masa videoda. Oyunu, o da kutu oyunu. Evet. Söylemek sen, ben söylemek istemiyorum. Bunu sen söyle. 8 kere oynamışız bu sene sadece. Ki geçen sene çok daha fazla oynamış bile olabiliriz yani. Olabilir. Oyunumuzun adı okey. Okey. Ama 101. 101, 101. 101. Evet. Normal okey değil. Normal okey değil. 101 okey. En azından yani. Evet, o daha biraz daha çalışıyor. Çok bir şey bahsetmeye gerek yok. Bunu geçelim. Herkesin bildiği bir oyun. Klasik okey 101 yazlık arkadaşlar. Oynadık ya. Zaten 11 ile 20 arası videoyu izlerseniz orada okeyden sıkılıp Nezih'in Rummy Cup'a yöneltmesi insanları ile hani. Ama yine de Rummy Cup arkalarda kalmış. Evet, okey evet. Gene top 10'e ulaşmış yani. Evet. Rummy Cup güzel ama okey oynayalım. Şimdi onu da çok düşünüyoruz. Evet öyle de olmuştu. Evet. Yine kurtaramamıştım aynen. insanları. Evet. 8 numarayı atlıyoruz o yüzden. 8 numara böyle. 7 numara. 7 numara. Yine Nezih'in her yerde bahsettiği bir oyundan. 7 numara benim yatağa girdiğim tek oyun. Evet. Herkes anladı zaten şu an. Evet. Clans of Caledonia. Clans of Caledonia. Oyundaki tek sıkıntı oyunun küçük olması. Her şey bıt bıt bıt. Bir şey yok biraz. Yani. Kutusu küçük. Orijinal şeyinden. Evet. Yani bir küçük kutu geliyor böyle dolu dolu. Tıklım tıkış. Ya devam. Yani göçebe hayat yaşıyorsanız evet küçük güzel. Ama biz yerleştik yani buraya. O yüzden masamız da çok şükür büyük. Evet. Ben o çok sevdiğim bir oyunu büyük büyük oynamak istiyorum yani böyle. O yüzden onu iki katı bastım. Evet. Oyunda market var Nezih sever. Oyunda market var ekonomik bir oyun. Güzel yani. Çok. Ben de seviyorum oyunu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gayet hani böyle yayılma, araya kontrolümsü, gelişme. Onda da işte aynen güzel Kaledonya'dayız. Oyun. Yayılıyoruz. Sütler, koyunlar. Dükkanlar. Yani Terramistica'ya benziyor.
Ama ben fantastik tema sevmiyorum. Sevmiyorum. Uzay teması da sevmediğimi belirtmiştim. bana böyle köy. Ama Agrikola da sevmiyorum. Ama Agrikola da sevmiyorum. Ama köy yani. Köy teması iyi. Daha related biliyorum. İyiymiş. Evet. Clans of Caledonia güzel yani. Evet. Gerçekten güzel. 7 numaramızda Clans of Caledonia vardı. 8 kere oynamışız. Hayatımızın 13 saatini vermişiz ve bu 8 oyunun 6'sını nezi, ikisini ben kazanmışım. Yani çoklu oynamamıza rağmen diğer insanlar hiç kazanamamış. Evet. Kazanmışım. Ya o yüzden oyunda, seviyor. O yüzden ya oyunda çok güzel bir ben oyunlardaki ekonomik oyunlarda market varsa direkt oyun beni çekiyor. Oo market var falan diye. İşte satıyorsun fiyatı ucuzluyor. Tabii şey, hayatımızın en büyük markette azalınca market artıyor. Yani. Aynen. Ha? Mesela board game gruplarına bak. Düşükten al ucuza. Örneğini görebilirsiniz. Evet. Yani orada mesela markette ben öyle bir oyun yapmak istiyorum da neyse. Evet. 6 numaraya geçelim. 6 numarada benim aslında ilk başta sevdiğim. Sonradan. Ha, güzelmiş. Sonradan kustu. Sonradan artık mesela geldi. Yok yani yok. Neden yok? Oyun satalım bozuk. Satalım mı dedi. Oyun bozuk. Yine derin nefes. Ve hayatımızın 17 saatini harcamışız bu oyuna. Evet 9. Bak 9 kere oynayıp 17 saatimizi bu oyuna vermişiz maalesef. Maalesef. 3 kere sen, 3 kere ben kazanmışız. Ali ve Pınar'la çok oynadık bu oyunu. Evet, onun yüzünden zaten. O yüzden sonra biraz da 9 kere oynamışız. Çünkü hadi bir tapestry falan oluyordu onlarla. Ama ya bence hala güzel oyun. Ben expansion'ı da merak ediyorum. O yeni bir art bilmem ne yolu açmışlar ya. Trail. Ben onu da merak ediyorum. Biri alırsa deneyeceğim. Biri alırsa yine yani. Almayacak belli ki. Ya tapestry yine işte James Tegmeyer'ın böyle aşırı güzel. Böyle komponentleri. Kaliteli. Komponentler diyorsun ama oyunda mesela yani oyunda dengesizlikler olduğu düşünülüyor zaten. Çoğu kişi de. Zaten yani dengesizlik olduğu için adam ama bak, orada takdir ediyorum. Tüm mesela bir halka açık Excel'i var. Oyunda farklı böyle ırklar gibi bir şeyler var. Hani bu ırkla çok kazandım çünkü bu diye böyle bir data var. O evet. Dataya dayanarak adam düzeltmeler yapmış. Onları yayınlamış. Açıklamış. Expansion'da o kağıt da çıkıyor ama demek ki o kadar çok playtester bulamamış oyunu. Olabilir yani. Ve oyunda 4 tane böyle alan var işte. İlerleyebileceği. Var. İşte şey denir, teknoloji var. Askeriye bir şeyler var. Böyle sivilizasyon oyunu işte. Sütüm ona neyse. Hmm. Bir yerde bir trackte iler yani ora odaklanırsan hiçbir zaman kazanamıyorsun ve bir yere odaklanırsan her zaman kazanabiliyorsun. Öyle bir oyun. Kimse kusura bakmasın. Olmaz yani. Evet. Bayağı ağır ağır dominant strateji var. Yani bizim bir arkadaş hep her seferinde oraya gidiyor. Her seferinde ya birinci ya ikinci oluyor. Yani çok saçma. Öyle oyun mu olur lan? Tamam. Yeter. Tamam. Öyle mi? Sövmem bittiyse. Bir de yeni expansion'a böyle. Ya onu ben merak ediyorum ama. Yani onu eve sokmam. Sen Pınar alırsa denerim. Pınar alırsa da buradan sizde yani neyse tamam. Bu kadar yeter. Evet bence de. İlk 5 alanına girdik. Evet ilk 5'e geliyoruz. 5 numara yine Nezih'in sevdiği oyunlardan biri ama bana da biraz tapestry gibi bök geldi bundan. Çok yine oynadık biraz. Bök geldi. Biraz oyunda en azından dominant bir strateji yok. Şimdi bu da sevdiğim tasarımcılardan Andreas. İstediğin gibi bir oyunu 10 kere oynamışız, 16 saat harcamışız. Bak tapestry 9 kere oynayıp 17 saatti. Bak görüyor musun? 10 keredir 16 saat. Ya yani çok uzun sürmüyor aslında. Stroganov. Stroganov. Evet. Evet çat diye söyledin cümlenin içinde. Evet. Orada karıştırdım. Evet. Stroganov. Ben şey seviyorum. Temasını da seviyorum. Ya güzel olmuş. Şeyi sevmediğim nokta tema desen var. Yok işte main, birinci main action'ın ikinci
main action'ımın 3. bölümü bir şeyler. Orası böyle gereksiz karışık ya. Olmuş yani. Şey değil böyle işte yapabileceğin şu 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 aksiyonlar var. Bunları karışık istediğin 2 tanesini yap falan gibi değil. İşte 1. basic action, 2. main action bir şeyler. Böyle onu anlatana kadar zaten. Şu an anlatamadın zaten. Hayır. İstiyorsan ben bir anlatmaya çalışsana aksiyonları hatırlıyorsan. Bir basic yapıyorduk. Hmm. İki main aksiyonumuz var. İstersen basic yapıyordun, istersen advanced yapıyordun. Ama ikinci de bedava. Üçüncü bir şey yapmak istersen, basic yaparsan bir şey veriyordun. İşte advanced yaparsan lokasyonun ürünü veriyordun. Ya yani oyunu biliyorum ama çok oynadığımız için zaten hani bilmem şey değil. Oyunu... Ama anlatması ve başka birine öğretmesi. Ha şimdi bu senin basic aksiyonunda, advance'inde ne yapacaksın falan böyle şeyler oluyor yani hani öğrensinler diye. Evet, o diyalogları gözümü... Elektrik gitti. Evet. Apokaliptik Türkiye'de devam ediyoruz. Aaa, ne böyle oldu ki? Devam edeceğiz. Karanlıkta yılbaşına giriyoruz. Nasıl görünüyoruz acaba? Bilmiyorum, karanlık. Olsun, podcast tonunda devam edeceğiz. Tonunda. Tonunda. Stroganov, sen ne diyorsun? Stroganov, ya oyuncu olmayan birine anlatmak gerçekten zor ya. Hakikaten zor. Oyuncu olan birine, çünkü böyle bir şey yok yani başka oyunlarda. Evet, gerçekten çok ona zorlayıcı onu öğretmesi. Güzel bir cheat sheet yapsalarmış iyi olurmuş yani. Şu aksiyonu yaptın, şu aksiyonu ok çıkaracaksın, sonra bir daha ok çıkaracaksın falan. Böyle aksiyonlar olsa olabilirmiş. Evet, biraz zorlama. Onun evet. Dışında bu yani bu aksiyonların belirsizliği ve öğrenmesini hadi geçtim öğretmesinin de zorlayıcı oluşunun dışında seviyorum genel olarak. Evet. Güzel. Stroganov da güzel yani teması da güzel. Avlanıyorsun, kürk satıyorsun, pazarda bir şeyler yapıyorsun. Ayı avlıyorsun adına şarkılar türküler yazıyor. Rus çarına yalakalıklar yapıyorsun. Evet. Görevler falan veriyor sana. Evet. Ve tarihi aslında oyun. Yani Stroganov'da o eski askerler falan böyleymiş yani. Güzel. Evet. 5 numaramızda bu vardı. Stroganov vardı. 4 numaramızda yine şaşırtıcı bir oyun geliyor. Burada olmasının nedeni 12 kez oynamamız ve zaten de ne deniyor? Zaten 12 kez oynanıyor yani. Zaten de oyun 12 kez oynanması için satılan bir oyun söylüyorum. Charterstone. Evet. Charterstone. Yine Jamie Jim'in bir oyunu. Bizim denediğimiz ilk şey tarzı oyun. Ne deniyordu onlara? Legacy. Legacy tarzı oyun. İlk bununla başlamanızı önermem demişti çoğu kişi. Biz bunu ilk oynarken. Çok böyle açık olmayan şeyler var falan demişlerdi. Evet. Hatırlıyor musun? Yine işte komponent kalitesinden yürülmüş evet. Bir oyun. Oyun genel olarak tatlıştı bence ama. Ben daha sonra bunu 2 kere daha yani aslında onları kaydetseydim 36 falan olabilirdi burası. 2 kere şeyde bitirdim. Aplikasyonu da gayet tatlı. Aplikasyonda da işte hatta böyle kendimce insanlara isim verdim. Nezih verdim. Yeşil player yaptım onu. İşte Ali ile Pınar'ı falan koydum. Onlara karşı aslında AI'lar onlar tabii. Onlara karşı orada oynamıştım. Iyi. Uygulamada deneyebilirsiniz. Hani illa almanıza gerek yok. Ama önerir misin? Bilmiyorum. Basit bir worker placement oyunu ya. Aynen. İşi yerleştiriyorsun, gidiyorsun, puan topluyorsun. Stickerlar puan çıkıyor. Onları şey yapıyorsun. Gidebileceğin alanlar, yeni alanlar açılıyor sana. Başkasının alanlarına da gidebiliyorsun. Bence güzeldi ya o konuda. Ben seviyorum. Sevmiştim yani. Geçelim. Evet. O zaman 3 numarada mıyız? 3 numaradayız. 3 numarada asla satmayacağım bir oyun. Bak. Şurada görünmüyor. Rainer Knizia'nın en iyi oyunu. Ve bunu almak isteyenler var biliyorum. Arada bir bize yazıyorlar. Arada bir sat işte. Şu kadar vereceğim falan. Satmıyorum. Satmıyoruz. Yani o yüzden bunu... Ya out of print oyun. 12 kez oynamışız. 12 kez oynamışız ve legacy bir oyun değil. 12 kez masaya inmiş teker teker. Şu çıkartayım da bir sarılasım geldi. Top 10 diye mi? Şey top 3 diye mi? Gerçekten çok güzel oyun.
Ya Evet, Tigris. sadece bu oyun için böyle bayağı uzun konuşabilirim. Ama Evet. çok güzel oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Seviyoruz. Bir kere böyle tam böyle tadı damağımızda kalmaya başladığı o günü anlatacağım. Bir gün böyle çok erken kalkmışız. Nezih dedik ki hadi Tigris oynayalım. Kahvaltıdan sonra falan böyle sabahın 10'unda oturduk Tigris oynadık. Sonra kaldırdık. Sonra başka şeyler yaptık. Günümüze devam ettik. Öğlen yine Nezih geldi dedi ki bir tane daha mı atsak be? Dedi şöyle bir. Olur dedim hiçbir zaman hayır demem çünkü oyuna. Sonra öğlen bir daha oynadık. Değil mi? Evet. Sonra tekrar topladık hani artık oynamayız diye düşündük. Sonra arada günümüze devam ettik falan. Birkaç saat sonra tek ulan bir tane daha mı atsak falan deyip böyle günde aralıklarla 3 kere üst üste oynadığımız tek oyun budur herhalde. O zaman da masa yok. Ha masayı da masa Sehpada çatlamış. böyle bedimiz ağrıya ağrıya oynuyoruz. Evet masamız da o zaman çatlamıştı. Bu masayı siparişini vermiştik ama gelmemişti böyle burası boştu. Orta sehpada böyle eğilerek falan oynuyoruz. Çok zorluklarla yine de 3 kere oynamışız masasız halimizde. Ya bir oyunu aynı gün sadece bu herhalde 3 kere oynadığımız bir günde. Evet ya şeyden bahsetmiyoruz tabii ki. Dixit hadi etmişti falan ya da ne bileyim Just One hadi bir tane daha falan. Öyle ufak ufak şeyler tabii olmuştur Ya ama. oyun neden hani bu kadar çok seviyorum şimdi? Oyun tamamen hani o kadar da zor değil, o kadar kolay da değil ama oyunda yani mesela board'da ortada bir değişiklik yapıldığı zaman herkesi etkiliyor. Ve tüm oyuncular oyunla orada yani ortadasın. Ve bayağı bir interaction var. Ve hani mesela işte telefonum varsa söyleyeyim biraz. Sıra bana geliyor. Ben kendi önümde bir şeyler yapıyorum. Diğeri ne yapmış hiç sallamıyorum falan. Öyle bir şey yok yani. Hayvan gibi bir interaction var. Ve hatta mesela ben bir aksiyon aldım, diğer ikisini etkileyebiliyorum. Öyle bir olay var. Siz ikiniz savaşın falan. Ve oyunda board'u açtın, başladın oyuna. Oyundaki her zaman biten board her zaman farklı. Mesela 12'sindekinin de son fotoğrafını çekmiş olsak son görüntü her zaman farklı. Evet. Tabii ki. Daha anlatayım yeter bu kadar. Yeter ama bence orası görünmüyor. Out of print maalesef. Ben de bunu çok iyi denk gelmişti. Yani hep almak Bu istiyordum. bizdeki farkı Fransızca Fransızca. ve Fantasy Flight versiyonu. Tamamen dil bağımsız. Eski versiyonunu biz çok sevmiyoruz. Eski Bu daha versiyonu biraz güzel. hakikaten kötü. Bunda bir de mini expansion'lar var. Mini expansion'larla oyunlar böyle Daha da güzel oluyor. Abi gerçekten orgazmik bir oyun yani. Şu an oynayasım geldi. Tamam koy hadi. Kapatınca oynarız. Tamam. Bu böyle 3 numarada. Üç Şimdi 3 numaramızda numarada bu kadar Tigris. çok o sevdiğin oyun varsa 2'de ne var? Hele ki bir. Edeki bir. Ya benim için bu liste mesela bu şu an bitti. Ama yani Bu biri olmalıydı Nezi için. evet bu bir olmalıydı. 2'den sen bahset. İki bizim parti oyunumuz. Laylarla herkese oynattığımız oyunumuz. Dixit. Yani basit. Her gelene işte kalabalıksa oluyor. Özellikle annenin yeni çıkardığı versiyonu 8 kişi bile oynayabiliyorsun. Eski ben 6'ydı. Ya da o fake versiyonları falan onlar 6. Ama bunda 8 kişiye kadar oynanabiliyor ve gayet kime oynattırdıysak seven, sevdi yani sevmeyen hiç görmedim. Yine 7'den 77'ye oynayabileceğiniz bir oyun. Bunu da yılbaşı gecesi için önerimiz olabilir. Dixit Evet. tatlış oluyor çünkü. Dixit iyi. Hiç ben böyle oynayıp da eğlenmeyen ya da gülmeyen, suratını asan hiç görmedim. Tam bir eğlenmelik oyun yani. Hikayeler Evet. falan işte Bir de muhabbetler. sohbet muhabbetinin ortasına Sohbet muhabbet. arada yapıldığı için o da güzel hani. Güzel oyun evet. Full böyle kafanı vermiyorsun. Yani hem de arşivlik bir oyun yani. Bunu da hiçbir zaman satmayız. Evet, kesinlikle. Dixit böyle. İki Dixit böyle. numaramızda Dixit vardı. Bir numaramızdan Bir numaraya sen ben bahset. girizgah yapayım. Bir Girizgah. numara ne yazık ki kaç kere? 25 kere oynamışız. 25 kere oynadım. 25 yani. Bu oyunu ben neyse. Ama şimdi 25 kere oynadık. Oyunlar her biri çok kısa sürüyor. Bazıları 10 dakika falan hatta. 15 20 dakika. dakika gibi düşün. 15 dakika, 20 dakika sürüyor. Yani buradaki dataya göre 25 oyunu 12 saatte tamamlamışız. Evet. Ya ben her oyunun 15-20 dakika sürdüğünü hatırlıyorum. Hatta oyun yine Legacy
dediğimiz oyunlardan. Yapımcısı. Yani şu oyunu senin, yapan adam. Rainer değil mi? Rainer Knizia'nın başka bir oyunu. Legacy oyunu zaten. Yani. Adı My City. My City. Zaten oyunun içinde 24 bölüm çıkıyor. Yani oyunu aldın, bitirmek istiyorsan 24 kere oynuyorsun. 25.sini de kanaldaki siz izleyicilerimiz için nezih son bir kez daha böyle hadi falan işte, evet. Bu da son olsun falan diyerek böyle çok söylenerek oynadı. Bir daha da oynamam falan diye. Aslında normalde onun arka tarafında da bir board var. Hani sadece 24 kere değil, daha sonra da o board'un üstünden de oynamaya devam edebiliyorsun. 24 ile bitmiyor yani. Ama bize yetti 24 tanesi. Çok İçinden güzel, 8 güzel. Zarf çıkıyor. 8 zarfın içlerinden her bir zarftan 3'er bölüm çıkıyor. Bu bölümlerin tanesi de 15-20 dakika sürüyor. Biz bir oturuşta bir zarf bitiriyorduk genelde. 3 bölüm üst üste oynuyorduk. Hatırlıyorsan. Evet. 8 akşamı 7 oyun. Evet, 8 akşam sürdü. 8 akşam piç oldu. Ya oyunu çok saçma. Ben aldım oyun... fark ettiniz. Gerçekten oyunu ben işte aldım. Oyunları artık alma. Alma artık. Yani oyunu oynuyorsun ettim. Şimdi bir episod. Ya çok saçma. Ufacık bir değişiklik geliyor tekrar. Bir kadar bir değişiklik. Oyunu resmen tekrar tekrar oynatabilmek için sana oyunun tam haline ulaşıyorsun. Evet. Yani işte başta bak, aşırı hızlı basit. Kural vardı ama işte bunu da ekledim. İşte artık 3 değil 4 puan falan. Siktir git. Yani 25 kere bir oyun oynanır mı ya? Ya o oyunu büyük ihtimal tasarlarken de tam halinde tasarladı, sonra azalttı onu. Yani büyük ihtimal ve yani böyle o oyunu seven de yani lütfen abonelikten mi çıkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Vallahi. Çok sinirlendim şu an. Ya 25 kere oyun nasıl oynadım ya? Neyse 2021'de böylece kapatıyoruz. Severek kapatıyordu. Ya 2020 ile farkımıza bakıyorum da biraz. 2020'de Sinners 2020'de mi çıktı? Mesela yok, bu sene 2019'da... çok oynamamışız. Ha. Ama sonuydu. 2019'un sonuydu. 2020'de biz deli gibi Sinners oynamışız. Top 3'de 3 numarada Sinners var. Sinners. 16 kere oynamışız. İnsanlar hadi bir Sinners falan olur. Evet, hazır böyle yapımcısını da bulmuşken Sinners oynayalım falan. Bize de öğret falan oluyor. O yüzden çok oynamışız. Sight'a şaşırdım. Mesela geçen sene 12 kere Sight oynamışız. Bu sene? Bu sene yok. Bu sene 4. Bu ne? Hemen yarın Sight oynuyorum. Akşama Sight partisi var. Evet, Sight'ı uzun zamandır oynamıyorduk ama... Ya Sight'ın epi falan da güzel. Şey de güzel oluyor mesela. Tamam işte onu da kaydetmeme rağmen 4 bu. Hmm. Kıyamam ihtimal. Lan. Kıyamam lan. Tabii ben onları da kaydediyorum online diye. Evet. 2021'de böyleydi. Evet. Sizin en çok oynadığınız karanlık ve elektrik yok. Bak board game'leri bu yüzden seviyorum. Mesela şu an bir oyun oynuyor olsaydık. Dijitalde, bilgisayarda falan. Elektrik gitmişti. Gitti sıçtın. Ama mesela bir Tigris oynuyor olsaydık. Aç flaşı devam et. Ya aç mum yak devam et. Board game'ler çok güzel arkadaşlar. Kutu oyunları. Ben böyle ben çünkü ileride böyle apokaliptik bir döneme gireceğimizi biliyordum. Böyle elektrik yok haftalarca. Ne yapacağız? Board game yapacağız. Mekan hazır. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Senin bu serinin devamı gelir diye düşünüyoruz inşallah. Yani benim kanal devam ederse seneye de yaparız. Evet, desteklerinizi esirgemeyin yani. Çünkü emek var, emek diyormuş. Evet, 2022'nin sonunda da böyle bir video yapıp ben de datalarımı tutmaya devam ettikçe evet. Böyle daha da 3 sene kıyaslaması evet, 2022'ye yaparız. De zaten yapacağız da 2023'ü bilemiyorum. Çok okay. Farklı. Bizim işte yılların ne getireceğini bilemiyoruz. Evet. Yapıyoruz. Öyle. O zaman teşekkür edelim. Teşekkür ediyorum ben size. Sizlerden de merak ediyorum yani bu sene böyle bir data tutuyorsanız, böyle bir psikopatlık yapıyorsanız, tüm oyunları böyle kaç kere oynamışım varsa, yapanlar var biliyorum. Vardır vardır. Bizim aramızda da hani izleyenlerden de varsa çok seviniriz yani. En çok tabii ne oynamışsınız? Aynen. İlk 5, 10 ne varsa. Evet. Belki aralarında bizim de oynamadığımız varsa hani yeni oyunlar görmüş oluruz. Evet.
Onun dışında inşallah görünüyoruzdur şu an diye böyle bence bir... görünüyoruzdur ya. Görünmüyorsak da... Teknik aksaklıklar, elimizde olmayan teknik aksaklıklardan dolayı da özür dilerim. Videomuzu kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Seneye görüşürüz. İğrençsin. Leş. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.